Kutem 2012 yılında TÜPRAŞ'ın desteğiyle kuruldu. Asıl hedef 10-15 sene içerisinde Koç Üniversitesi kampüsünde enerji alanında dünya çapında bir araştırma merkezi oluşturmaktı. Türkiye'nin cari açığının önemli bir kısmı dışarıdan ithal ettiğimiz enerjiyle ilgili. Dolayısıyla biz burada eğer yeni bir takım teknolojiler geliştirebilirsek bu şekilde cari açığımızı azaltabileceğimizi düşündük. Üçüncü hedefimiz ise üniversite ve sanayi işbirliği için sürdürülebilir bir ortam oluşturmaktı. Günümüzde ülkeleri ileri taşıyan asıl hamle teknoloji geliştirebilmek. Üniversitelerin kapasiteleri ve bilgi birikimlerini sanayiye aktarmanın yolu doğru ve etkin işbirliği kurmak. Üniversite sanayiye kendi sektöründe akademik bakış açısı kazanmış insan kaynağı sağlarken, sanayi ise üniversiteye kaynak, çalışma konusu ve gerçek saha verisi sağlıyor. KUTEM, Türkiye'de sanayi iştirakiyle kurulan ilk enerji merkezi olma özelliğine sahip. Türkiye'de yakıt alanında başka bir merkezin olmayışı dolayısıyla Koç Üniversitesi TÜPRAŞ Enerji Merkezi'nin yakıt alanında araştırmalara odaklanması uygun bulundu. Biz de merkezimizin faaliyet alanlarını fosil yakıtlar, biyo yakıtlar ve güneş yakıtları diye üçe bölebiliriz. Endüstrinin aslında kendi açısından dünyada geri kalmaması için üniversitede yapılan faaliyetleri de çok yakından takip etmesi ve hatta uzun vadeli faaliyetlerde de yer alması gerekiyor ve biz bu köprüyü oluşturuyoruz. TÜPRAŞ için KUTEM'in varlığı iki konuda önemli. İlki, yenilikçi bilimsel araştırmaların sanayiye etkin bir şekilde uyarlanabilmesi açısından köprü görevi görmesi. İkincisi ise günümüzün ve geleceğin önemli konularından biri olan sürdürülebilir enerji politikaları üzerinde öncü çalışmaları birlikte imza atmak. Koç Üniversitesi'nde KUTEM kurulduktan sonra enerji alanındaki araştırma projeleri büyük bir artış gösterdi. Bugün 30'a yakın hocamız enerjiyle ilgili araştırma projeleri yürütüyor. Onlarca yurt içinden ve yurt dışından master ve doktora öğrencileri enerji alanında tezler yapıyorlar. Hidrojen gibi çok zor depolanan bir yakıtın amonyak içinde kimyasal olarak depolanması üzerine çalıştım. Bunun için de alüminyum fabrikalarının bir atığı olan kırmızı çamur adını verdiğimiz insan sağlığına ve çevreye zararlı bir atık kullandım. Ve bu sayede hem çevreye ve insan sağlığına faydalı bir harekette bulunmuş olduk, aynı zamanda çok yüksek performans veren bir katalizör sentezlemiş olduk. KÜTEM'de yaptığım bu çalışmalar sayesinde de uluslararası hakemli dergilerde yayınlarımız oldu ve aynı zamanda kimya mühendisliğinde yapılan önemli çalışmaları vurgulayan sitelerde de çalışmalarımız çıkmış oldu. TÜPRAŞ'la birlikte projelerimiz var ve bu projelerin bazılarında mesela TÜPRAŞ Ar-Ge personeli çalışıyor. Bunlar aslında Koç Üniversitesi'nde doktora yapan öğrenciler. Ve burada öğrendikleri ve geliştirdikleri teknolojileri TÜPRAŞ'ta uygulaması için çalışıyorlar. KÜTEM ilk olarak size tüm hocaları ve ekip arkadaşlarıyla çok huzurlu bir ortam sağlıyor. Ki bence doğru, güvenilir ve sağlıklı bir araştırma yapabilmek için bu çok önemli. Siz hangi yönde ilerlemek isterseniz size bunu açıkça sağlayan ve size yol gösteren bir bilim merkezi olduğunu düşünüyorum. Siz bir Ar-Ge projesi yaparken uygulanabilirliğinin yanında konunun temelini de çok iyi kavrıyor olmanız gerekiyor. Ve bu konuda KÜTEM'in güçlü eğitim kadrosu ve araştırma olanakları bize ciddi anlamda destek sağlıyor. Ve TÜPRAŞ gibi bir şirketin arkamızda olduğunu bilmek geleceğe yönelik çalışmalarımızda bize güven sağlıyor. TÜPRAŞ-KÜTEM işbirliği bir rol model sayılabilir. Üniversite sanayi işbirliğinin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi, Türkiye'nin teknoloji transfer eden bir ülke yerine kendi teknolojisini üreten, teknoloji ihraç eden bir ülkeye dönüşmesinde katkı sağlayacak. Umuyoruz ki dünyanın en prestijli bilimsel dergilerinde
burada yapılan araştırmaları yayınlayabileceğiz. Aynı zamanda önümüzdeki yıllarda ülkemizde bir takım alternatif enerji kaynakları geliştirerek cari açığımızın kapatılmasına çok önemli bir katkıda bulunacağız.